Efendim, hoş geldiniz. Merhaba Yelda Hanım, nasılsınız? Merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir. Çok iyiyim, çok iyiyim. Sizi gördüm, çok iyi oldu. Kaç ay oldu bilmiyorum ama bayağı bir uzun süre geçti aradan. Sizi konuk ettim arkadaşınızla birlikte. Çok güzel bir program olmuştu ama hep bana sordular tekrar olmayacak mı, devamı olmayacak mı? Ben diyorum ki Kunter Bey'i takip edin. Yok, beraber program yapmayacak mısınız? Demek ki hoşa gitmiş. Evet Yelda Hanımcığım. Bugün için de davetiniz için de teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Estağfurullah, estağfurullah. Ne demek? Şu anda arkadaşlar da yavaş yavaş toplanıyorlar Yavaş herhalde. yavaş, yavaş yavaş toparlanıyorlar. Siz Mersin'desiniz, değil mi? Şu anda Mersin, İstanbul arasında gidiş geliş yapıyorum. Yani Türkiye'nin her yeri Ama bizim zaten. kıskanıyorum, çok kıskanıyorum. Neyi kıskanıyorum, bilin bakalım. O böyle denize atlayıp olan videolarınızı çok kıskanıyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İstanbul'da da, Mersin'de de hakikaten deniz memleketinde suyla Evet. muhakkak temas etmem gerekiyor. Hem yüzücü Harika. olmandan kaynaklı hem de suyun biliyorsunuz çok ciddi Çok. anlamda iyileştirici gücü var. Bir de sesi de aynı şekilde terapi gibi geliyor insana. Nasıl topraklıyor insanı, nasıl merkezliyor, nasıl şifalandırıyor? Adeta denize hani böyle keyifsiz girseniz keyifle çıkarsınız. Yanılıyor muyum? Evet doğru. Şimdi ben şunu böyle şu şekilde genelliyorum. Doğayla baş başayken insan kendini sakin, huzurlu ve iyi hissediyor. Çünkü bu doğanın sizle ilgili herhangi bir öngörüsü olmadığından kaynaklanıyor. Dolayısıyla da hani doğayla baş başa olmak, içinde ya deniz memleketinde oturmuyor olabilir birçok insan. Bulundukları işte herhangi bir doğayla baş başa kalabilecek bir alan bulup bununla ilgili bir zaman yarattığında insanlar gerçekten iyi hissetmeye başlıyorlar. Dediğim gibi doğayla baş başa kalmak zaten insan doğadan uzaklaştıkça depresyona giriyor, anksiyete yaşıyor, işte panik atak gibi bir takım ruhsal rahatsızlıkların içine giriyor. Doğanın da böyle bir gücü var çünkü doğanın bizle ilgili herhangi bir öngörüsü yok. Bizle ilgili herhangi bir yorum yapmıyor. Bu yüzden de biz de insanlara yorumu ortadan kaldırdığımız andan itibaren yani onlar hakkında çok fazla yorum yapmadan yolumuza devam ediyoruz. Görüntü geliyor. Tamam. Harika. Biraz önce sesiniz gitti. Acaba sizden mi kaynaklanıyor diye merak ettim. Hayat gibi Yelda Hanım, hayat gibi kopuyoruz, bağlanıyoruz, kopuyoruz, Evet, bağlanıyoruz. kesinlikle. Ama ben şunu anladım. Mart ayından beri yaptığım gerek canlı yayınlarda, gerek workshoplarda ya da bireysel çalışmalarımda ki online'ı pek gerçekten sevmiyorum. Yani sevmediğim bir şeyi de sevmedim, sevmiyorum diyebilirim sanırım. Yani yüz yüze gibi, can cana, yan yana gibi olmuyor. Türkiye'nin altyapısı ne yazık ki hazır değil daha bu gibi şeyleri. Anladım. Şimdi dediğim gibi her şey olması gerektiği gibi. Bu yüzden de mevcut elimizde ne var? Şu anda bu var. Bununla yolumuza devam edeceğiz. Gene şükür diyoruz. Bugünkü konumuz da zaten iyi hissettirmek için iyi hissetmek lazım. Konumuzun Evet, başlığı bu. evet. Bizi şu Evet. anda takip eden, izleyen dostlarımız, arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar ki tamamıyla iyi hissetmek bir seçimdir. İyi hissetmek kendimize ve sevdiklerimize olan bir borcumuzdur. Bu da çok önemli bir şey.
Bunun için de Hı. söylemlerimizde eğer kendinizi kurban rolüne sokmaya başladığınızda etrafta burada bir kurban var mesajını verirsiniz ve bilinç dışı akıl otomatikman bu kurban rolünü size oynatabilmek için huzursuzluk, mutsuzluk, hep benim mi başıma geliyor gibi bir takım olaylar biliyorsunuz ki bir çekim alanı oluşturuyorsunuz. Bu yüzden de benim yaptığım bir ritüel vardır. Sabah kalktığımda istisnasız, ben çok erken kalkan bir insanım. Yani ortalama en geç 5.30-6 gibi ayaktayımdır. Yani maksimuma 6'dır. Peki Normalde kaçta uyuyorsunuz? Yani kaçta uyuyorsunuz? genelde evet 11.30 gibi falan yatmış oluyorum. Bu melatoninin salgılatmak için muhakkak bir Evet. çaba sarf ediyorum. Yaş icabı da bizim biraz daha bu konuya dikkat çekmek için, arkadaşlarımıza örnek olabilmek için bunu yapıyoruz. Amerika'da yapılan bir araştırma, melatonin ilacını alan kişilerin %30 daha az koronavirüsüne yakalandıkları tespit edilmiş. Yani Evet, melatonin evet, şu evet. anda inanılmaz bir iyileştirici şey. Bu da 23 ile 03 saatler arasında salgılanan bir hormondan bahsediyoruz. Bu yüzden de ilk önce bu hormonu salgılatarak güne başladığımızda olaylara vermiş olduğumuz tepki, olaylara vermiş olduğumuz andan biraz daha farklılaşıyor. Yani başımıza gelen olayları değiştiremiyoruz, onları Hı. gözleme biçimini değiştirmeye başlıyoruz. Bunun için de problemleri çözerken bu melatonin hormonunu salgılattıktan sonra uyandığımız günde problemleri çözerken gülümsüyoruz. Önlemek için de sakin kalmayı başarıyoruz. İki kriter var. Evet. Evet. Bakın çok basitmiş gibi görünen bir uyku ritüeli, çok basitmiş gibi görünen yani bir uyku ritüelini doğru uyguladığımızda günümüzü daha yaşanılabilir kılacak teknik ve metotları bilinçli akıl bize vermeye başlıyor. Şimdi siz Hı. de nefes konusunda çok uzun yıllardır sizi tanıdığım günden beri kaç yıl oldu bilmiyorum. Yani bir Çok yıl 7-8 oldu. 10 yıl oldu mu? O Yani 10 yıl, kesin 10 yıl oldu. evet 10 yıldan beri tanışıyoruz sizinle. Nefes de böyle bir şey. Zaten bu tür durumlarda insanların ilk nefesi bozulur. O nefesi Evet. toparlayamadığınız andan itibaren kulaktan beyin öyle bir enteresan mekanizma ki kulaktan girenle değil de ağızdan çıkanla yönetiliyor. Yani kulağımıza ne girerse girsin ağzımıza bunun içinde nefes de var. İşte bu yüzden de hani sizin uyguladığınız holistik nefes teknikleri ben çok önemsiyorum. Çünkü bunları ben Teşekkür ederim. Evet. cezaevlerinde, takımlarda, Evet. okullarda yani her tarafta uyguluyoruz. Çünkü nefes zemini olmadan, bu temel olmadan alınan teknikler maalesef bir ayağı eksik kalıyor ve uygulamakta zorlanıyor insana. İlk önce mesnevide de bir nefesini bir lafı vardır. O nefesi kontrol edemezsen duygularını kontrol edemiyorsun. Bu yüzden de Yelda Hanım'ın sayfasını benim takipçilerimin de takip etmesini özellikle istiyorum. Hem holistik nefesin öncülerindendir Yelda Hanım. Bir de nefesi Yelda'cıya çevirmiş. Teşekkürler. Hani o Teşekkürler. Yelda'cıya çevirme olayı çok önemli. Alınan bilgileri içselleştirmek, süreci, kişilerin ihtiyacını zaten dokunduğunuz andan itibaren nerenin neye ihtiyacı olduğunu biliyorsunuz. Ben Teşekkür de ederim. rica ederim. Şimdi geldiğimizde iyi hissetmenin önemli şeylerinden bir tanesinde defanslarımıza dikkat edeceğiz. Defans nedir? Hı. Defans bir tanesi inkar defansıdır. Hı. Bir şeyleri inkar etmek. Var olan bir gerçeği yok sayma. Biz buna inkar defansı diyoruz. Bunu kaygı psikolojisini yönetebilmek ile ilgili bir kitap çıkarmıştık. Dünyada ilk koronavirüs ile ilgili kitabı biz çıkarmıştık o dönemde. Tabii Son bilmiyorum, kitabınız değil sonradan mi? öğrendik. Efendim? Son kitabınız değil mi? Yok, sondan bir önce. Son kitabımız Nuray Hanım'la çıkardığımız Ha Astroterapi. evet.
Tamam. Ondan önce pandemideki koronavirüsle ilgili yazdığımız kitapta kaygı psikolojisini yönetebilmek. Bu kitabın içinde de var olan bir teknikten bahsediyorum. Defanslarımızı eğer doğru koordine edemezsek o defans bizim hayatımızı zorlaştırıyor. Şimdi zannediyorlar ki uzmanlar, bu işi yapanlar, şu anda canlı yayını yapan sizler ve bizler sanki hiç problemimiz yok. Ondan sonra problemsiz yaşayan insanlar olarak algılanıyoruz bazen. Hocam diyor hayat sana güzel. Problemlerin ucundan bir anlatıyorum. Yok canım diyor, yani olabilir mi? Olabilir tabii ki. Bizim de çok büyük sıkıntılarımız, problemlerimiz, devam eden problemlerimiz var. Bunlara farklı yorumlar yapıyor. En azından defans uygulamıyoruz. Yani var olan bir gerçeği olduğu gibi kabul etmek durumundayız. Bunlardan bir tanesi inkar defansı. Diğeri narsist defans. En kötüsü de bu. Narsist defans. İşte mesela bugünümüze uyarlayalım. Koronavirüsü bana bir şey yapmaz. Şimdi bugüne kadar yapmamış olabilir ama bundan sonra yapmayacak anlamında değildir. Veya sigara bana bir şey yapmaz. İşte ne bileyim düzensiz uyku bana bir şey yapmaz. Narsist defanslarımızı ortadan kaldırmadığımız takdirde, narsist defanslar hayatınızda var olduğu sürece, şimdi ben anlatırken lütfen arkadaşlarımız da bu defansları kendilerine ve çevresindeki insanlara uyarlasınlar. Acaba narsist defans ne demek? Bir şeyi yok sayma veya bu konuyla ilgili kendini bu sürecin dışında tutmayı alışkanlık haline getirme veya gerçeklik algısından çıkmaktan bahsediyorum. Narsist defans ortadan kalkmadan kendimizi iyi hissedemiyoruz. İyi hissedemediğimiz için de iyi hissettiremiyoruz. Çok farklı bir yönden giriyorum çünkü ben olaya. Evet. Bu yüzden de narsizm çok ilginç bir durum. Bu yüzden de hani böyle bir defansımız varsa ilk önce bunu kabul edelim. Ya evet, yani benim böyle bir defansım varmış. Bundan sonra daha farklı davranacağım şeklinde bir düşünce biçimini uygulayabiliriz. Diğer defansım ise kaçınma defansı. Kaçınma defanslarında ise bağımlılıklar oluşmaya başlıyor. İşte aşırı sigara, aşırı alkol, bazen madde kullanımları veya teknolojiye aşırı derecede bağımlılıklar oluyor. Biz buna kaçınma defansı diyoruz. İşte bu pandeminin de bize maalesef miras bıraktığı, çocuklarımızın bir kısmında da olan bu kaçınma defansı, özellikle de teknoloji bağımlılığı inanılmaz derecede has safhada. Hani günde 3 saatten fazla oyun oynayan insanların beyin MR'ları çekildiğinde madde bağımlısı olan kişilerle aynı olduğu tespit edilmiş. Yani MR var bununla ilgili. Yani biz günde 3 saatten fazla yazışmalardan bahsetmiyorum. Öyle bir bakmadan bahsetmiyorum. İşte oyun oynayanlar, sürekli bununla ilgili çaba sarf edenler ve biliyorsunuz bu oyunların içinde 25. kare tekniği dediğimiz subliminal, bilinç dışı aklı etkileyen hipnoz teknikleri de kullanılıyor. Özellikle çocukların, evet, çizgi filmlerinde, çocukların izlediği filmlerde bir takım cinsel içerikli ve dinsel içerikli bir takım şeyler verilebiliyor. Bu yüzden de annelerin, babaların bu konuda tabii ki teknolojiyi yok sayamayız. En azından kontrol babında bir şey uygulamalarını biz öneriyoruz. Uyanık olmaları lazım. Uyanık olmaları lazım. Evet. Uyanık olmaları gerekirken annelerin, babaların da ellerinde cep telefonlarından çok işte bir kitap, bir gazete, bir dergi veya çocuklarla birlikte bir duygu saati, kitap okuma saati yapmaları belki olayı biraz daha davranışsal olarak daha hızlı tölere edebilecek bir teknik yaratabilir diye düşünüyorum. Bir de obsesiz defanslar var. Obsesyon biliyorsunuz çok farklı takıntılı defanslardır. Şimdi bu defanslarımıza baktığımızda özellikle koronavirüsü döneminde şu anda da virüs bir mutasyona uğramış durumda. Mutasyona uğramış virüslerle ilgili bir test yapıldığında birçok testin negatif çıktığı görülmüş. Yani insanlar artık testlerin negatif çıktıklarına da çok sevinemez oldular. Çünkü mutasyona uğrayan virüslerin böyle bir durumu var. Bu yüzden de biz kendi olağanüstü halimizi
uygulamamız gerekiyor. Olağanüstü hal uygulamamız lazım. Nedir olağanüstü halimiz? Sirkadiyen düzen. Sirkadiyen düzende bahsettiğim uyku düzeninden beslenmeye kadar, nefes tekniklerinden sabah kalktığımızda var olan şeylere şükretmeye kadar olan şeylerin tamamı baktığımızda. Birçok insanların hayatlarında da tabii ki evlerin içinde bakmaları gereken ulu çınarlar da olabiliyor. Ulu çınarlarımız, gerçi 65 yaş çok genç bir yaş. Şimdi biz biraz oraya doğru gittiğimiz için herhalde yok saymam, narsist bir defans mı uyguluyorum hocam? Şeklinde bir şey olabilir. bu konuyla ilgili kendimizi iyi hissetmek durumundayız. Öyle bir zorunluluğumuz var. Dediğim gibi bu bir seçim. Hep söylediğim bir laf var. Bunu defalarca da söylemeye devam edeceğim. Başımıza ne gelirse gelsin, başımıza gelen olaylara vermiş olduğumuz tepki bu olayın derinliğini ve sürekliliğini belirler. Evet. Evet, şu anda böyle bir başımıza olay geldi. Evet, biz şu anda %100 biraz önce bahsettiğiniz gibi holistik nefes eğitimleri veremiyor olabiliriz. Ben biliyorsunuz çok uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Birebir insanlarla konuşmayı tercih eden bir insanım. Bunları yapamıyor olabiliriz. Hatta çok ciddi para kayıplarımız var, maddi kayıplarımız var. Ne diyoruz? Tek şey ayakta ve hayatta kalmak şu anda. Ayakta ve hayatta kalabiliyorsak zaten sürdürebileceğiz bunları. Kayıplarımıza odaklanırsak olduğumuzu düşünüyorum. Dönemde donmalar olabiliyor. Ben normal mobilden devam edeceğim. Bir öyle siz Vailista mısınız? Tamam. Siz Vailista mısınız? Ben de ikisi de açık. Vailisi kapatıp i̇kisi direkt de mobillerden yani. Devam edebilir misiniz? Tamam. Çünkü bir deneyelim. En azından bakalım neler oluyor. Değişik bir teknik Bakalım nasıl olacak? Şu anda olacak. Evet, bir deneyelim bakalım nasıl olacak. En azından kesilmeyi önlemek için bir teknik uyguladık. Şimdi çok güzel bir cümle vardır. Çok güzel. Dışarıdaki hava karardığında kendi ışığını aç derler. Şimdi kendi ışığını açmak ne demektir? Burada tabii ki gerçeklik algısından çıkmadan, hocam diyor sen anlatıyorsun da diyor, bu anlattıkların kredi kartı borcuna faydası var mı? Şimdi işte ne bileyim bir sürü borcum var, bu anlattıkların borcu var mı? Benim de var, benim de var. Ancak en azından bunları söylediğimiz zaman olayı mikro hale getirip, yani parçalara bölüp bizim biraz dayanma gücümüzü arttırıyor. Çünkü umut, biliyorsunuz umut olmadan yaşam olmuyor. Koronavirüs zaten bitecek. Eninde sonunda bitecek. Fakat tabii bunun öğrettikleriyle biz yolumuza devam edeceğiz. Çünkü değişim ve dönüşüm yaşıyoruz Yelda Hocam. Değişim çok ilginçtir. Millet diyor ki ben değiştim. Ben de diyorum ki sen değişme, sen dönüş. Nasıl yani diyor. Değişimde her zaman geri dönmek için bir açık kapı varken dönüşümde geri dönüş yok. Asla yok. Evriliyoruz. Evrilmenin anlamı yeni dünya düzeninde. Belki bundan sonra eğitimlerin bir kısmı online olacak. Zoom programları veya farklı programlar geliştirilecek. Biraz önce şu anda biz wireless'larımızı kapattık. Mobil verilerle yolumuza devam ediyoruz. Mobil veri de şu anda mesela wireless şeyden aldığımız bir operatörden aldığımız güç. Mobil veri direkt uyduya bağlanıyorsunuz. Arada aracı yok. Şimdi arada aracı yokken kopma olmuyor. Bu dua gibi bir şey herhalde anlatım kadarıyla. Farklı bir şey olabiliyor. Şimdi insanlar diyorlar ki hocam
işte 2020 yılının sonuna geldik. Ben de diyorum ki yılın sonu önemli değil, yolun sonu önemli. Yılların sonu hiç önemli olmadı. Hayatta kaldığımız sürece olaylara vermiş olduğumuz tepkilerin teknikleri değiştirmediğimiz sürece hangi uzmandan eğitim alırsanız alın veya hangi eğitimin uzmanı olursanız olun, sadece online eğitimlerinde tebessüm ederek eğitim vermekten öteye geçemiyorsunuz. Bunun için de evet, yani hoca çok güzel konuştu. Eğitim bitiyor. Oh ya diyorsun ya, bir saat geçmedi falan filan. Şimdi zaten bu cümleleri söylemeye başladığınızda otomatikman hani siz oynamışsınız kendinize. Yani kendinize, başkasına değil. Bu yüzden de saatle, zamanla şu anda işte kaç dakika kaldı, işte bitecek mi bitmeyecek mi yerine şu anda akışta olduğumuzda bir enerji kanalı oluşuyor. Çünkü dünyada enerji olmadan hiçbir şey olmuyor. Bu yüzden de bizim yapacağımız şey bu dönemi değil, bundan sonra geri kalan ömrümüzden bahsediyoruz. Yani biz tamam anı yaşayalım eyvallah, ama süreci de kontrol etmek durumundayız. Bizler yaş olarak gençlere örnek olabilecek tutum ve davranışlar sergilemekle yükümlüyüz. Görevlerimizden bir tanesi de bu. Hangi meslek dalında olursak olalım, kendi aramızda bile herhangi bir görüş ayrılığı yaşandığında bizim tartışmalarımız, bizim fikir alışverişlerimiz veya karşıt görüşlü insanlar yapmış olduğumuz konuşmaların tavrı, tarzı gençlerimize örnek oluyor. Dikkat edin, insanlar Türkiye'de, size birkaç kez de bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Eleştirinin esas ismi geliştiridir. Eğer siz ben yelden eleştirirken Yelda Hanım gelişmiyorsa, bunun adı tamamıyla bir saldırı haline geliyor. Bizde de suçlama en üst noktada olabiliyor. Bir şeyleri suçlama alışkanlığı. İşte şu şunu yapmıştı, bunu yapmıştı, onu yapmıştı, bunu yapmıştı. Bunlar yerine bizim kendi öz benliğimizdeki potansiyelimizi artık biliyor olmamız lazım. Koronavirüste hafta sonları kapanmalarda veya 3-4 gün kapanmalarda insanlar diyorlar ki ya boş boş oturuyoruz. Ya boş kalmak bile bir tekniktir. Belki boş boş kalman gerekiyor. Bir kendinle bir kal bakalım, neler yaşayacaksın. Buna da ihtiyaç var vücudun. Çünkü çok koşuşturmalı bir yer. Yalnız kalmayınca içsel sesinle ne zaman konuşuyorsun peki diye soruyorum ben. Yani yalnız kalmayınca, hiç yalnız kalmayınca. İçsel sesini ne zaman buluyorsun? Uyuyorum ya da birileri oluyor yanımda. İşte o zaman o sesle sen konuşamazsın. Bak ne güzel, işte vakit var dediğiniz gibi. Evet, evet. Geldiğimiz noktada bu süreçte yaşadığınız insanların da veya arkadaşlık diyaloglarının da çok önemi var. Hani derler ya, konuştuğunuz, iletişim kurduğunuz 5 kişinin ortalamasısınız. Şimdi Yelda Hanım olarak şöyle kafanızda bir 5 kişiyi belirleyin. Çocuklarınızın haricinde. Onları saymıyorum tabii. Evet, çocuklarınız. Ne güzel, bir kedi mi var evin içinde? 4. Süper. Onu da bir görelim. Evet. Bak, ama sen çok demin sırtımdan atladı, bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Evet. Evet. Evet, evet, o da takımda. Düşündüm. Evet. Sonra düşündüm o 5 kişiyi. O 5 kişinin ortalaması mısınız? Şöyle bir baktığınızda. Yani o 5 kişi, o 5 kişinin içinde siz de var mısınız? Yani diyelim ki Ayşe Hanım. Ayşe Hanım'ın o 5 kişinin içinde siz de mi varsınız? Ayşe Hanım'ın arkadaşları arasında. Evet. Varsınız. Harika. Muhtemelen bu 5 kişi bu dönemde zaten sizin enerjiniz de çok iyi. Hem yapmış olduğunuz meslekle ilgili hem de hayata bakış açınız biraz daha farklı sizin. Biraz Pollyanna gibiyimdir. Esasında Pollyanna evet bir adet olmuş. Bir annesiniz her şeyden önce. Evet. Ve
Çocuklarınızda gerçekten yaş olarak da hem olgun çağa gelmek üzereler. Evet, Benim de evet. kızım öyle. Biz İnşallah. artık biraz böyle bilir kişiliğe doğru gitmeye başladık. İşte danışanlar bana çok özelden mesaj atanlar olur. Hocam diyor ben nişanlıyım ama evleneyim mi? Ya nişanlın kim? Hani nedir? İnsanlar bir şekilde güven duydukları insanlara danışma ihtiyacı hissediyorlar. Tabii ki bu çok Evet. bizim için onur verici bir şey. Tabii. Artık tecrübeler, geçirdiklerimiz hayatta bazen çok uzun süredir sıkıntıda olan insanlara bazen bir cümle veya bir teknik, inanın yüzlerce böyle şahit olmuşluğum var, sizde de vardır. Var. Bir anda çıkabiliyorlar, farklı bir metoda, farklı bir düşünce biçimine girebiliyorlar. Tabii ki biz konuşurken biz de bir şey öğreniyoruz. Bazen kendimize bile söylemediğimiz şeyleri ağzımızdan çıktığını görüyoruz. Bu da çok önemli bir teknik diye düşünüyorum. Çok güzel. Evet, genelde negatif bir duygu yaşadığımızda Yelda Hanım, siz de nefes Evet. koçu olarak biliyorsunuz, uzmanı olarak biliyorsunuz. Bunu cezaevlerinde ben farkına varmışım. Yani bunu teknik olarak bilmeden 1998-99 yılında sinirli ve öfkeli insanların veya negatif duygu yaşayan insanların ilk önce burun deliklerinden biri tıkanır. Çok ilginç. Eğer tıkanan yeri işte diyelim tespit ettik. Sağ burun deliğimiz tıkandı. Solu üstten kapatıp sağ zorlarsak 5-6 kez tıkanan yeri ilk başta belki zorlanabiliyoruz fakat o tıkanan yer 5-6 nefes alma çabasından sonra açıldığını görüyorsunuz ve o anki duyguyu da ortadan kaldırabiliyorsunuz. Yani yaradan o kadar büyük ki kendimizle nasıl iyi geleceğimizi keşfettiğimiz andan itibaren inanılmaz şeyler oluyor. Bakın nefesle başlıyor. İlk önce nefesi alınan yerlerden birisi tıkanıyor. Diyor ki sen doğru yolda değilsin, yolunu değiştir. Biz de diyoruz ki evet tamam mesajını algıladık. O tıkanan burun deliğini açma ile ilgili çaba gösterdiğimizde bilinçaltı akıl hemen onun çabasını algılıyor ve o deliği açtığı andan itibaren duyguyu kontrol altına alabiliyorsunuz. Bir teknik daha var. Harika. Bir teknik daha var. Özellikle yine cezaevlerinde çok uyguladığımız bir teknik bu. Çünkü orası sıra dışı bir yer. Yani bazı ezberlerin bozulduğu bir yer. Bilmiyorum hiç orada eğitim verdiniz mi? Hiç, hayır. İnşallah Çok bir gün çok isterdim ama. nasip olur. Çünkü orada hakikaten nefes teknikleri inanılmaz değerli. Yani insanın kendi Çok. nefesiyle süreci yönetip kontrol edebilmesi çok önemli. Çok. Orada her duygunun, her negatif duygunun insan bedeninde bir yeri vardır. İlk önce negatif duygunun geldiği yeri insanların bulmasını istiyorum. Bu duygu nerede? Başında mı? Gözünde mi? Yüzünde mi? Gırtlağında mı? Göğsünde mi? Kalbinde mi? Midende mi? Sırtında mı? Belinde mi? Bacaklarında mı? İlk önce duygunun yerini buluyoruz. Sonra duygunun bir şekli oluyor. Hangi duygu gelirse gelsin o duygunun bir şekli vardır. Hani derler ya boğazım düğümlendi. Esasında duygunun düğüm şeklinde bir yumak olduğundan bahsediyoruz veya göğsüme hançer gibi saplandı. Esasında duygunun sivri olduğundan bahsediyoruz veya mideme top diye oturdu şeklinden bahsediyoruz. İkinci aşama eğer duygunun şeklini zihninizden bulabilirseniz artık duyguyu bölmeye başlıyorsunuz. Eğer bu son aşamada da bu duygu hareketli mi değil mi? Eğer hareketliyse saat yönünde mi değil mi? Sabitse onu zihninizden saat yönünde çevirmeye başladığınız andan itibaren duygu artık kontrolünüzde. Bakın kendi gücünüzü kullanarak iyi hissetmek mümkün. Başınıza ne gelirse gelsin. Bu dönemde koronavirüs salgınında çok fazla vefat eden benim de çok yakınım oldu. Allah rahmet etsin. Tüm ölmüşlere Allah rahmet eylesin. Ben hep şey diyorum. Eve dönen onlar, gurbette kalan biziz. Onlar evlerine dönüyorlar.
biz gurbettik hayatımızı. Kaynağa gidiyorlar tabii. Evet. Yuvalarına. Hem kendime bunu söylüyorum hem de ölen kişilerin yakınlarına söylüyorum. Tabii burada geçen sefer de bahsettik diye düşünüyorum ama bunu dönem veren bu bilgileri hatırlatmakta fayda var. Çünkü tabii çok fazla ölüm var. Koronavirüste ölümde şunu gördüm. İnsanlar doğru düzgün cenaze namazı kılamıyorlar ve bir torbanın içinde defnediliyorsunuz. Yakınları vefat eden insanlar işte acı kaybımız, işte annemi kaybettim, babamı kaybettim, çocuğumu kaybettim cümlelerini çok kullandıkları için maalesef yas süreci uzuyor. Kaybettim kelimesi bulunabilecek şeyler için söylendiği için biz kaybettim kelimesinin yerine işte vefat etti, öldü veya işte eski tabirle hakka yürüdü. Yani ölüm olayının biniş işi akıl tarafından kabul edilmesini sağlamak durumundayız. Doğum gibi ölüm de var. İkisi de hak. Bu yüzden de bu dönemde ola ki yakınları vefat eden veya arkadaşlarının yakınları vefat eden kişiler bu cümlelere çok dikkat etsinler. Dediğim gibi çok fazla ölüm var. Dünyada çok fazla ölüm var. Sadece ülkemizde değil. İngiltere dün itibariyle tekrar bir ay kapandı. Ya, Almanya ya, zaten bir kapandı. Günde, bir günde kaç kişi? 8 bin kişi mi? Bir dakika. 60 bin kişi. Bir günde 800-900 kişi ölüm. 60 bin kişi vaka. Bu nedir bu? Evet. 60 bin kişi ne demek yani? Rakamlar çok büyük. Bir de mutasyona uğramış bir süreç var. Bu evet, yüzden de burada biz gerçeklik algısından çıkmadan süreci daha kolay yönetilebilmesi için hepimize düşen görev öncelikle nasıl korunacağımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Nasıl korunacağız? İşte maskeli ve mesafeli bir yaşama denk geldik. Ben de dönem dönem seyahatler yapıyorum. Çift maske kullanıyorum. Tabii çok fazla dikkat ediyoruz mesafeye. Hijyene çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Doğru beslenmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim yediğimiz besinler şu anda bizim en büyük gücümüz. Biz evet, ne yiyoruz? Savunma sistemimizin çok güçlü olması lazım. Tabii ki. Burada işte sıvı tüketimi yani su tüketiminden bahsediyorum. Bunun haricinde zihinsel aktiviteleri yerine getirebilmek için bir takım teknik ve metotlardan bahsediyoruz. Evet. Özellikle panik atakta, anksiyetede, hatta depresyonda kullanılan çok çok basit bir teknik var. Ondan bahsetmek evet. istiyorum. Eğer kendinizi sıkıntılı, problemli hissediyorsanız veya böyle bir hissetme ihtimali bile varsa sabah ve akşam bizim danışanlarımıza takipçilerimize uyguladığım bir sistem var. Ayağa kalkıyorsunuz. Ayağa kalktıktan sonra ayaklar omuz genişliğinde açılıyor. Bel kemiklendik ve çeneniz yere paralel. Burnunuzdan derin bir nefes alıyorsunuz. Ağzınızdan verirken tüm vücudu kasıyorsunuz ve yumruklarda kasılarak nefes vermeye başlıyorsunuz. Yani sizi gören birisi bu kişi kriz mi geçiriyor dedirtecek boyutta. Bunu 10 kere yaptığınızda biz kontrollü kriz geçirdiğimiz için kişiye akşama kadar kendini daha rahat, sakin ve kontrollü hissediyor. Yani başımıza bir şey gelmesini beklemeden güne bu teknikle başladığınızda çok iyi geri bildirimler alıyoruz. Ve kendi gücümüzü kullandığımız için de çok ilginç terleyenler var. Hocam çok yoruldum diyenler var. Olduğumuz yerde evet yaklaşık 1-1,5 kilometre tempolu yürümüş kadar efor sarf ettiğinizi göreceksiniz. Çok basit bir teknik bu. Çok. Kitaplarımda da bunlardan bahsettim. Sizin kitaplarınızda var değil mi bu teknikler? Var. Var. Ben sizi biliyor musunuz? İlk nasıl tanıdım? Kaç yılı bilmiyorum. En az 10 dedik ya. 11-12 bile olabilir. İlk kitabınız ne zaman çıktı? Onu söyleyeyim bana. 13-14 yıl önce çıktı. Sizi 13-14 yıl önce takip etmeye başlamışım. İlk kitabınızı almıştım. Sonuna kadar geldim. Aa dedim ben bir yıl kaçtı o zaman?
Şöyle diyeyim, 2005 veya 2006 civarında. Yani 14 O yıl. zaman ben o zaman işte nefes koçluğumun daha eğitmeni olmamıştım, başlarındayım. İçinde beni ilgilendiren teknikler var. Bir de ben her yerde bunu anlatırım öğrencilere, seminerlerde. Çok komik bir öyküdür bu. Reiki ile başladım ben bu işlere. Ama neden biliyor musunuz? 100 lira olduğu için. Benim aklım 1000 liralık NLP'deydi. Zihin kadını. NLP istiyordum ben. NLP. Ama 1000 liram yoktu. Yeni boşanmıştım. Bu şehre yeni gelmiştim. 1000 lira benim için o sıra korkunç bir rakamdı. Dedim ki ne Evet. yapalım? Hani 1000 lira yoksa 100 lira var. O zaman ben Reiki ile başlayayım. Sonra tabii ki NLP eğitimi de aldım. Ama o günleri hiç unutmam. O istek, o arzu, kitabınıza bayılmıştım. Ve sonra Çok bir teşekkür daha ederim. daima takipçinizim. Çok teşekkür ediyorum. Rica Tabii ederim. ki bizim ilkokul, ortaokul, hatta lise dönemlerinde biz bir bilgiye ulaşabilmek için kütüphaneye giderdik. Evet. O kütüphanede bile hemen kitaba ulaşamazsınız, sıra yazdırırsınız. Sıranız geldiği zaman gidersiniz. Ve o kütüphaneye oturulduğunda inanılmaz bir nezaket, sessizlik. Hatta birisi Tabii. ufak bir ses çıkardığında herkes döner bakar. Şu hareket yapılır ve bilginin peşinde koşulurdu. Bir bilgiye ulaşmak çok değerliydi. Şu anda tabii ki bu kadar rahat ulaşılamıyordu bilgilere ve o bilgilerin hepsi arkası yarın vardı, hatırlar mısınız radyolarda arkası yarını dinlerdik. Nasıl hatırlamam? Hemen hemen aynı yaştayız biz. Evet. arkası yarınlarda o radyodaki arkası yarın dinlediğimizde bütün karakterleri beynimizde canlandırırdık. Kişileri, olayları. Yani Kendi bizim hızlı. ön lobumuz, yani konsantrasyon, plan yapma ve problem çözme merkezimiz yani inanılmaz iyi çalışıyor. Ben ona çok inanıyorum. Çünkü biz oyun çocuklarıyız. Kesinlikle. Dışarıda oyunu oynadık, küstük, barıştık. Ayağımız kanadı, belki başımız yarıldı. Her şeyi biz kendimiz halletmeye Evet. çalıştık. Şimdi bu jenerasyon, yani bizim jenerasyon veya gençler diye ayırmak istemiyorum da bizim biraz daha farkımız şu. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda ben 8 yaşındaydım. O zaman Mersin'deyiz ve Kıbrıs'a çok yakın. Tüm Türkiye'de ve Mersin'de karartma uygulanırdı. Hatırlar mısınız? Hatırlamam mı? Ben de 9 yaşım. Ben 65'liyim. Yani net 65'liyim. Evet. Ben de 66'lıyım. Evet. O karartmaları hatırlarsanız, tabii Mersin'de biz daha derin yaşadık bu duyguyu. Çünkü çok yakın, işte Tabii. arabaların farların önünde, sokak lambalarında, hatta camlarımızda kağıtlar olurdu ki ışık sızmasın diye. 1980 ihtilalini yaşadık. O zaman da işte ergenlik Evet. dönemindeyiz. Çok farklı dalgalanmalarda biz ailemizin tutum ve davranışlarını modelledik. Ülkemizin girip çıktığı olayları yorumladık. Güzel Ve zamanlardı aslında. gerçekten çok güzel zamanlardı. Ben tüp kuyruğuna girdiğimi hatırlıyorum. Sana ya Ben kurduğuma de girdiğimi hatırlıyorum. kahve, nineme kahve almak için. Ya konuştuğumuz şeyler şu anda belki genç jenerasyona farklı gelebilir. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bu durumu, yani koronavirüs durumunun minisini, muadillerini zaten ufak tefek yaşamış bir jenerasyonuz. Yani işte Evet. şudur, budur. Olağanüstü durumları yaşamış insanlarız. Ben de gençlere şunu söylüyorum. Olağanüstü durumlarda olağanüstü tepkiler vermek normaldir. Eğer bir yerde yangın varsa, deprem varsa, virüs varsa, evet, stres olacak, öfke olacak, daralma olacak, Her anksiyete şey. olacak. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Evet, böyle bir tepki vermeniz
normaldir, anormal değil. Ama bu tepkinin sürekliliği ve derinliliğini kontrol etmemiz gerekiyor. Bu yüzden de gelen negatif duyguya hemen müdahale etmememiz lazım. Bir gelsin bakalım. Belki topraklanacak. O yüzden panik olmak yerine bununla ilgili işte bu tür yayınların da en güzel tarafı bu oluyor. Herkes kendi branşında neyi nasıl yapacağını pratik metotlarla söylediği için insanlar ha diyor işte Yelda Hanım'ın programında şunu duymuştum. İşte Kunter Bey'in programında bunu duymuştum. Veya kitaplarımızı okuduğumuzda bunlarla ilgili bir takım bilgiler ve tekniklerin paylaşıldığını görüyor arkadaşlarımız. Şimdi iyi hissetmekle ilgili bizim yapacağımız önemli tekniklerden bir tanesi de şu anda içtiğiniz çayın adını öğrenebilir miyim? Hangi çayı içiyorsunuz? Kendi yaptığım ıhlamur, tarçın, karanfil. Bir de zerdeçal. Zerdeçal. Bu Yelda'ca bir karışım mı yoksa daha önceden etkileşime mi giriyor bunun? Hayır. Paçallanmış hani böyle hazırlanmış bir şey değil. Ben her seferinde farklı farklı. İçinde de var. Siyah kara üzüm, büyük üzümlerden de var. Anladım. Yani şu anda siz kendinize göre hepsinin tam olarak nasıl faydalı olduğunu biliyorsunuz ve bunların tamamını bir sıcak suyun içinde karışıp vücudunuza iyi geleceğini düşünerek zaten içiyorsunuz. Hem bir inanç var diyor, bu bana iyi gelecek zaten. Kesin. Plasoba etkisi çok fazla her şeyin. Biz mini takımlarda bunu çok kullanıyoruz. 2005 yılında dünya şampiyonu olmuştuk. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta. Bir şeyi öyle derecede beyinde şekillendirdiğimiz andan itibaren beyin ekstradan hormon salgılamaya başlıyor. Çok ilginç. Şimdi ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda söylediği bir cümle var. Çok büyük bir cümle ve dünya literatürüne geçmiş bir cümle. Ben size savaşmayı emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum diye bir cümlesi var. Bu cümleyi duyan beyin üşür mü? Korkar mı? Acıkır mı? Hayır. İnanılmaz bir cümle bu. Bunun üzerine ansiklopediler yazılır bence. Yani ulu önderimizin o dönemde süreci yönetip kahraman askerlerimizin korkmadan, yılmadan bu vatanı bizlere armağan edebilmelerini sağlayabilmek için kullandığı tek bir cümle. Bakın, yarım tas hoşaf ve çeyrek ekmekle savunuldu bu vatan. Yarım tas hoşaf, çeyrek ekmek, soğuk, kan şekerleri düşüyor, direnç olması lazım. Fakat inanç sistemi aldıkları talimat o kadar büyük ve yüce ki metabolizmayı sanki çok fazla yemek yemiş, çok fazla istirahat etmiş gibi güçlü kılabiliyor. Bu yüzden kuantum mu vardı, NLP mi vardı? Hangisi vardı? Zaten NLP işte Türkiye'de ilk alanlardan biri benim. Çok 2002-2003 yıllarıydı. Amerika'dan bir hoca getirttirdik biz. Amerika'dan gelen hocanın Yelda hocam saati 1500 lira, 1500 dolar, günde 8 saat ve 1 ay. Master Practitioner ve Trainer'ı aynı anda aldık. Yani bir ev parası ödedik. Tabii baştan da bu parayı vermişiz. Taksim Nippon Otel'deyiz. Nippon adam... hep de orada olur. Ondan sonra herhalde ucuz bir yer anladığım kadarıyla. Veya daha... Pilates eğitimlerimin hepsini orada aldım da onun için Nippon'dan. Harika. Orada hocamız, Amerikalı hocamız bir cümle bahsetti. Daha 5. dakikadayız. Yeni geldi, tanışıyoruz. Cümlelerinden bir tanesini yakaladım. Dedim bir dakika hocam, bu dedim Mesnevi'den bir alıntı değil mi? Bana sus dedi. Kafe Break'te görüşürüz. Kafe Break oldu. Kafe Break oldu. Evet dedi. Sen Mesnevi'nin 113. sayfasında ne yazdığını biliyor musun dedi. Amerikalı profesör NLP'yi Mesnevi'den harmanlayarak, bizim öz kültürümüzü harmanlayarak, bizi bize satarak gitti. Demek istediğim, atalarımızın söylediği her cümle, her deyiş,
Örf, adet, gelenek, görenek. İşte İbrahimli, pardon, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yazmış olduğu çok güzel bir şey var, kitap var. Marifetname'nin Seyirmeler bölümü var mesela. Var. Lütfen Google'da Seyirmeler diye bir girin. Olur. Yayınımızın sonuna bir bakın. Nereniz Olur. seyiriyorsa mesaj budur diyor ve ben uzun yıllardır bu mesajları okuyarak Aa. yola devam ediyorum. Böyle de bir tüyo vermiş olayım. Aa. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetnamesi'nin içindeki Seyirmeler bölümü. Şimdi bunlar, Seyirmeler bölümü. evet, Seyirmeler diye de yazsanız zaten çıkıyor. Marifetname Seyirmeler yazın çıkar. Mesnevi zaten başlı başına bir psikoloji, felsefe, sosyoloji kitabı. Tabii bir sayfayı 20 defa okuyun, 20 tane farklı anlam çıkıyor. Yani kutsal bir kitap bence o. Demek istediğim o NLP'den bahsettiniz. İşte ulu önderimizin söylemiş olduğu cümleler, kullandığı kelimeler, üsluplar, duruşlar, jestler, mimikler, onun içinde iletişim eğitimlerini alın, monte edin, işte sosyolojiyi monte edin, felsefeyi monte edin. İnanılmaz şeyler var. Biz yeter ki kendimize özgü olan bilgileri, kendimizde var olan, atalarımızdan biri miras kalan şeyleri doğru yorumladığımız andan itibaren bizi hiçbir olay, hiçbir kişi, hiçbir salgın üzemiyor ve sıkamıyor. Sadece süreci yönetmemiz için sakin kalmamızı sağlıyor. Bu çok önemli bir süreç. Bu yüzden de bizim yapacağımız tek şey kendimizle ilgili bu dönemde eksik olan neyimiz var? Ben genelde şu tekniği uygularım. Çok basit bir teknik. Siz de biliyorsunuz bu teknik. Yine arkadaşlarımıza hatırlatmakta fayda var. Bir Tabii A4 ki. kağıdım diyorum. Evet. Bunu tam ortadan şu şekilde çiziyorum. Sağ tarafa, sol tarafa değiştiremeyeceğim, sağ tarafa da değiştireceğim şeyleri yazıyorum. Şu şekilde. Sonra hayatta siz neyi değiştiremezsiniz? Listesini yaptırıyorum. Hocam diyor, hayatta bunu değiştiremezsiniz. İlk önce bulamıyorlar. Sonra değiştirebilirsiniz. Onları yazıyorum Yelda Hocam. İnsanlar deliler üzerinden gittiği için hayatı kaçırmış. Yani insanlar farkında değiller. Bizi dinleyen şu anki takipçilerimiz acaba hayat değiştirebilirler? Bunları şöyle bir düşünsünler. Bu da çok önemli bir mesaj. Bu yüzden de biz iyi hissetmeye başladığımızda iyi hissettirmeye başlıyoruz. Tekniklerden bir tanesi, bir tanesi de dışa vurumcu yazım tekniği. Çünkü yaradan kolla başı birbirine çok yakın bölgeye bağlamıştır. Düşünceler buradan gelir, koldan pat diye kalemden damlar. Siz olumsuz duygularınızı yazmaya başladığınız andan itibaren güçlü bir terapi tekniği uygulamış oluyorsunuz ve kendi kendinize yapıyorsunuz bunu. Bunu yapmaya başladığınız andan itibaren sizi üzen ve sıkan şeylerin sadece kağıtta yazıldığını görüyorsunuz ve onu da yırtıp atıyorsunuz sonra. Çok basit bir teknik. Evet. Bunun adı dışa vurumcu yazım tekniği. Çok basit bir Harika. teknik. Harika. Bu arada 10 dakikamız kaldı. Acaba son 10 dakikayı nasıl değerlendirelim? Siz nasıl isterseniz. Sevgili moderatörüm. Moderatör benim ama yani 10 dakikada soru cevap olur mu? Onu sorayım size. Bence biraz zor olur. Yani 10 dakikada bu Evet, sefer evet. başkalarının sorularını da cevaplayamayız. Belki Haksızlık olur. bir gün sırf soru cevapla ilgili bir program yapalım. Aa, nefis, nefis olur, nefis. Hatta Evet. aklımda siz anlatırken bir sürü fikir oldu. Birlikte belki bir şey yapabiliriz diye umut ederek. Sonra sizi arayıp bunları anlatacağım. Tamamdır Yelda Hanımcığım. Tabii ki seve seve. Şimdi özellikle yeni dönemde, bu maskeli mesafeli dönemde insanlar diyor ki hocam 2 ay sonra maskeyi atarız. Hayır.
Şimdi çok uzun bir süre maskeyle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Yani bu 2-3 ayda bitecek bir durumda değil. Bittiği andan itibaren ben çok uzun bir süre maskeyle dolaşmaya devam edeceğimi düşünüyorum. Çok ilginç, bu dönemlerde insanlar çok grip olurlardı. Maskeyle oldukları için grip de olmuyorlar. Yani bir korunmayla geziyoruz esasına baktığımızda. Bilmiyorum, katılıyor musunuz buna? Dışarı çıktığımızda maskeliyiz. Şöyle bir şey, eğer ki 12 saat, 8 saat ile 12 saat arasında çok uzun maske takmak zorunda oldukları mesai yapan kişiler için ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii Çok ki. sık mola alıp temiz nefes almaları gerekiyor. O karbondioksit solunumu uzmanlar diyor ki yani pandemi bittikten sonraki zaman diliminde bazı akciğer problemleri yaşanabilir ve buna benzer problemleri yaşanır. Mümkün olduğu kadar kimsenin olmadığı sosyal mesafenin korunduğu zaman oksijen alsınlar, temiz nefes alsınlar diye düşünüyorum. Ve maskelerini de herhalde 3-4 saatte bir değiştirmeleri gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü tek maskeyle de olmuyor bu Kesinlikle, iş. kesinlikle. Evet, dediğimiz gibi benim de uyguladığım bir ritüel var. Günde en az 3 kere bir çay bardağının içine bir çay kaşığı rafine olmamış turşularda kullanılan tuzu atıyorum. Karıştırıyorum, onu iyice eritiyorum. Bir yudumda gargara yapıyorum. Diğerlerini de burnuma çekerek kendi dezenfektanımı oluşturuyorum. Yani günde en az 3 kere tuzlu suyla gargara yapmak bana çok iyi geliyor. Bu konuyla ilgili de muhtemelen arkadaşlarımızın hepsi kendine göre bir yöntem geliştirmişlerdir. Aile Herkesin bir hekimlerine. yöntemi var. Ama Benim tuz iyi geliyor. Buyurun hocam. bir de doktorlarımızın önerdiği mutlaka olmazsa olmaz çinko, C'ni, D3K2 vitamini, magnezyum. Bir de atalardan bize yadigar, benim babaannem çok kullanırdı, kekik suyu. Kekik suyuyla gargara, hatta ufak bir yarım çay şeyi çay pardon çay değil, yarım şişe kapağı içmek, bir kısmıyla da gargara yapmak çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Farkındaysanız söylediğiniz şeylerin tamamı doğayla ilgili. Doğal olan şeyler. Yani tüm iyileşmede, tüm şifada hala doğada. Ben tuzdan bahsediyorum. Bakın, rafine olmamış tuzdan bahsediyorum. Tabii ki vitaminler çok önemli. İşte geldiğimiz noktada sevgili arkadaşlar, bizi takip edenler bu saatte sağ olsunlar, var olsunlar. Acaba bunlar ne Sağ konuşacak? olsunlar. İşte 11 oldu saat. 11 oldu mu? Oo, o kadar oldu. 2 dakika sonra kapanacak. Kapatıyoruz. Tamam, peki. O zaman toparlayalım arzu ederseniz. Toparlayalım. Şimdi geldiğimiz noktada bu yüzden de bizim yapacağımız şeylerin başında da özellikle kendimizle ilgili alacağımız tedbirleri tekrar bir gözden geçirebilecek bir zamanımız var. Bu yüzden de ben bu değerli yayın için size çok teşekkür ediyorum. Ben de konuşurken Ben bazı çok şeyleri teşekkür atladığımı ediyorum. hissettim. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun, var olun. Böyle ne bileyim ben işte aynı yaşıt olan insanlar, aynı jenerasyonda olan insanlar, aynı deneyimleri
yaşamış olan insanlar, anne babayız, böyle de benzerlikler var. Sohbet çok güzel oluyor, çok tatlı oluyor. Bizi izleyenler de özele yazmışlar. Bakıyorum özelime, çok tatlısınız, çok güzelsiniz, harikasınız, harika bir sohbet yapıyorsunuz. Var olun, nur olun. Sağ olun, sizler de çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Ayrıca annenize de hürmetlerimi iletiyorum. Umarım iyidir Ulu kendisi. çınarlarımız çok iyi. Sağ Maşallah. olsun. Ben ona bakıyorum, o da bana bakıyor. Böyle Harikasınız. birbirimizi sağ olun. Tüm ulu çınarlara sağlıklar diliyorum. Efendim, bizi izleyen izleyici dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Biraz sonra ben bu programı Yelda Çetiner YouTube kanalıma yüklüyorum. Arzu ederlerse kanalımı da beğenirler. Ama arzu etmezlerse sadece programı izleyebilirler. Ve Kunter Bey'le yaptığımız daha önceki programı da izleyebilirsiniz. O da çok yararlı bir programdı. O zaman görüşmek üzere diyorum en Görüşmek kısa üzere. zamanda. Sağ olun. Sağlıkla İyi kalın. akşamlar. İyi Sağ akşamlar olun. efendim. Sağ İyi olun. akşamlar.